Sivrisinekleri ısırttırmamak lazım Türkçesi. Peki sivrisinekler kimleri sever? Bir kere oradan bir başlayalım. Sivrisinekler sıfır kan gruplarını severler. Sıfır kan grubu. Bir, iki, sivrisinekler gebeleri severler. Gebe, yani hamileleri severler. Üç, sivrisinekler alkol almış insanları severler. Almasınlar. Almasınlar. Dört, sivrisinekler koyu giyinen insanları severler. Beş, sivrisinekler, başka şöyle söyleyelim, sivrisinekler, evet bunlar var hatırlayabildiğim. Bunlardan başka, peki hocam bebekleri seviyorlar bebekleri. Sivrisinekler bebekleri sever. Çocukları seviyorlar. Bir de sivrisinekler egzersiz yapmış, vücudu sıcak insanları severler. Ya sıcak, yani yatak sıcak ya. Klimayı sevmez. Soğukta. Açık tenli renkli gözü. Şöyle, ten rengini seviyorlar evet. Yani açık tenli insanı seviyorlar. Aynen katılıyorum bu konuda. Şeyi de çok seviyorlar ama. Şeyin sıcak olması. Yani vücudun sıcak olması. Onu seviyorlar. Onun için bir de vücudun terli olması. Terli ve sıcak bünyeyi severler. Onun için peki korunmak için ne yapalım ne o yapacağız? Zaman? Bir kere duş almak önemli. Bu bir. İkincisi. Gelmezler mi? Gelmez. Ondan sonra havanın biraz soğutulması. Yani çok sıcak olmasın odalar. Bir de sivrisineklerin kan emdiği zaman gün batımından sabaha kadar. Yani karanlık dönemidir. Gündüz emmezler. Gün batımı. Özellikle sabah ezanından önce. Yani 4, 5, 3 arası sivrisineklerin en aktif olduğu dönemdir. Bir de güneş battığı zaman yani akşam kaçta batıyor güneş? 19'da falan 19'dan 23, 24 yani güneş batımından sabah aydınlanana kadar. Bir de hocam çok inatçı hayvanlar. İnatçı hayvanlar gerçekten de yani akıllı. Küçük beyinleri var mı? Evet. Peki sivrisinekten korunmak için en kolay yöntem ne? Sivrisinek kovucular. Tamam. Peki bu kovucular nasıl? En basit mesela kekik yağı. Etkili. Kekik yağı. Kekik yağı. Evet çok etkili. Ne yapacağız yatmadan önce kekik yağı mı sürüyorsunuz bitiyor yani. Mesela bir de uzun kollular giyinmek lazım. Cibinlik kullanmak olabilir yani. Tabii pencerelere de şey taktırabilirsiniz sineklik. Ondan sonra Türkiye'de daha az bulunan okaliptus limonu yağı var. Hı-hı. Biraz pahalı gerek yok. Kekik bence en doğrusu. Kekik yağı. Kekik yağı. Sinekler gelmiyor kokuya. Evet kekik yağı. Bir de sürülebilen sinek kovucular var. Onlarda permetrin denen bir madde var. Aynı zamanda bit, uyuzla karşı da kullanıyoruz. Ama kimyasal, onu bilin. İşte onu diyecektim, onlar yani, kimyasal. Ama etkin mi etkin? Yani sürebilirsiniz. Yani onu da size söyleyeyim. Sinek kovucuları kullanabilirsiniz yani. Ama kekik yağı en kolay ve en basit. Bir de okaliptus yağı olur. Peki hocam, kalktık. Bunların hepsini yaptık ya da yapmadık. Isırdı. Sinek ısırdı. Sabah kalktık, kaşınıyoruz evet. Şimdi ve şiştik. Yani kaşıntıyı en hızlı geçirecek şey bir tanesi... Eğer üstüne alkol sürerseniz geçer. Tamam. Kolonya sürebilirsiniz. Kolonya, tamam. İki, fesleğen yağıyla ovarsanız hemen geçer. Fesleğen yağı. Evet, fesleğen yağı çok önemli. Fesleğen yağı, eskiden evlerde çok fesleğen olurdu. Hatırlarsın. Fesleğen, o şeylerde, evet, balkonlarda falan. Balkonlarda olurdu. Onun da bir yağı var. O çok iltihabı giderici madde o. Onu ovdunuz mu hemen iki dakikada kesiyor kaşıntıyı. Fesleğen yağı. Fesleğen yağı. Tamam. Mesela önerebileceğim çok hızlı. Şeker de kesiyor mu hocam? Bal keser. Bal mı? Çünkü bal kesiyor. Şeker kesiyor diye duymuş. Bal keser ama balla dışarı çıkarsan daha çok ısırır. Hani bal biliyorsun antimikroptur. Onun üstüne sürersen gerçekten yararlı. Ama balla dışarı çıkarsan sivrisineğe davet dersin valla. Peki diyelim ki ısırdı. Bunları da yaptık ama hani şey yapar mı böyle mide bulantısı... Hani kusmadır, evet, alerjim varsa, bir şey falan. Şöyle alerjim kimler varsa, en çok tehlikede? Şimdi alerjinin kimde olduğu belli olmaz. Mesela bazen insanlar şöyle oluyor. 10 defa ısırmış oluyor. Bir şey olmuyor. 11. de olur. Arı da arada böyledir. Sen dersin ki ben çok arı ısırdı bir şey olmadı. Ama bugün ısırır. Sen de anafilaksi, hastanelik olursun. Onun için en tipik şey şu. Eğer kaşıntı artıyorsa, eller yanmaya başlamışsa. İlk alerji, ağır alerji ellerden başlar. Yani elleri avuçların içi... Kızarmaya, çok fena kızarmaya başlar. Ondan sonra boğazında bir şey hissedersin. Bu sefer nefes alamaya başlarsın. İşte o zaman işin sıkıntılı. Onun için eğer o duruma gidiyorsanız da antihistaminik dediğimiz şeyler var bizim. Eczanede çok kolay bulunabilir. Onlardan elleriniz kaşınca bir tane almak. Eğer durum şeye gidiyorsa, boğaza gidiyorsa hemen acile gidip mutlaka bir kortizon ve adrenalin yapıyoruz. Onun için şuradan bilin. En basit eller. Avuçlarınızın içi kaşınmaya başlamışsa hayırlı değil demek. Oradan bilin. Allah korusun evet. Ya. Vallahi hocam sinekler gerçekten hani bundan 10 sene 15 sene önce de ısırıyordu bizi. Böyle değildi. Yani sinek ısırıyordu, bir evet. Kaşınıyordu, geçiyordu evet. Ama şu anda
Sineklerde de bir değişiklik var. Bir de insanlar kaşıyor onları. Bu sefer yara yapıyor. Bu sefer de oraya enfeksiyon da çok oluyor. Çocuklar hocam, çocuklar, evet, ya. Çocuklar. Çocukları çok, evet, etkiliyor. Fesleğen yağı bu işte en kolay yöntem. Aklınızda olsun. Bir kez daha o zaman üstünden geçelim. Kekik yağı sürüyoruz. Yatmadan kekik korunmak önce için. Duş alıyoruz. Duş almak. Okaliptus yağı, şey, okaliptus limonu yağı var. Okaliptus limonu, limonu yağı. Limonu yağı pahalı ama biraz. Diyelim ki ısırıldık. Isırılırsak fesleğen yağı. Fesleğen yağı. Alkol. Enfeksiyon olmasın diye de bal üstüne. Ama balla çıkmıyorsunuz, daha çok ısırır. Alkol derken bu şey... Kolonya. 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 Tamam. Kolonya. En basit kolonya. Evet. Harika.